Teşekkür Hemen hızlıca ederim. başlayalım. Şimdi tereke, tereke nedir? Şimdi tereke Osmanlı döneminde ölenlerin miras dökümleri. Miraslarında bulunan, miras bıraktıkları, varislerine miras bıraktıkları, aklımıza gelebilecek her türlü mal, eşya, gayrimenkulleri listeleyen ve bunların fiyatlarıyla birlikte bize veren dokümanlar. Bireysel mülkiyet evrakları diyebiliriz kısaca. Evet, o zaman hemen bir tereke örneğiyle bunu daha da somut hale getirelim. Üzerine çünkü çokça sormak istediğim husus var. Yani bu miras nasıl paylaştırılırdı? Kişi vefat ettiği zaman bu kayıt nasıl tutulurdu? Gayrimüslimlerin durumu neydi? Ve Osmanlı'ya özel bir durum da söz konusu muydu? Seyircilerimizden de gelmeye başladı. Soracağım ama kimin terekesini önce ekrana taşıyalım hocam? Evet, birçok tereke var ama Mustafa Rakım Efendi'nin terekesi güzel bir örnek. Hem üst düzey ulemadan bürokrat bir isim hem de önemli bir hattat. 1826 yılında vefat ediyor ve tereke defteri tutuluyor. Onun örneğiyle başlayabiliriz Tamam. Pelin Hanım. Haydi o zaman hocam şöyle bir bakalım. Tereke defteri. Şimdi şahıs öldü. Evet, bunun bir önceki sayfası olacaktı. Burası terekenin bittiği kısım. Evet, herhangi bir tereke kaydı, standart bir tereke kaydı, ekranda gördüğümüz gibi farklı unsurları içeriyor. Şu sağ üst kısımda gördüğümüz terekenin giriş kısmı, burada murisin yani ölen kişinin kimlik bilgileri, mesleği, varislerin isimleri yazıyor ve daha sonra tarihle giriş kısmı sona eriyor. Bu giriş kısmından biyografi çalışmalarında, aile tarihi çalışmalarında, kurumsal uygulamalarla ilgili çeşitli bilgiler elde edebiliyoruz. Ama terekenin önemli kısmı, diğer bölümler de önemli ama envanter kısmı, yani ölen kişi geride kalanları hangi malları miras bıraktı, bunların detaylı bir şekilde kaydedildiğini görüyoruz. Giriş kısmı şuradan başlıyor. Tabi bu kazasker, Anadolu kazaskerliği yapmış üst düzey bir bürokrat. Görece uzun bir tereke kaydı. Bu sayfada devam ediyor, bitmiyor, arka sayfaya geçiyor. Yani aslında şuradaki ölen şahsa ait belki birkaç küçük bilgi ama neden öldüğüyle ilgili yazı var mı orada? Şu sebeple vefat etmiştir gibi. Özel durumlarda açıklıyorlar. Yani eğer şehit olduysa, diyelim ki bir muharebede öldüyse veya bir kaza sonucu özel bir durum olduğu zaman belirtiliyor. Çoğunlukla belirtilmiyor. Çoğunlukla bundan akdem ölen, yani öldüğünü tespit ediyor. Çünkü tereke dediğimiz şey bir resmi belge, hukuki belge. Paylaşım yapılabilmesi için murisin öldüğünün kesin olması gerekiyor. O ifadeyle başlıyor. Ama çoğu zaman nasıl öldüğünü açıklamıyor. Ve varislerin isimleri. Evet. Peki buradakiler mal varlıklarını gösteriyor, öyle mi? Evet, çok detaylı bir liste. İçinde kitapları, ev eşyaları, kıyafetleri, günümüzdeki miras hükümlerinde göremeyeceğimiz kadar çeşitte mal varlığını burada görebiliyoruz. Osmanlı araştırmalarına önemli katkı yapan kısım da büyük ölçüde bu oluyor. Osmanlı maddi kültürü üzerine servet çalışmaları hakkında okuma kültürü çoğaltabiliriz soruları. Bu bölüm oldukça zengin. Peki bu günümüzde mesela birisi öldüğü zaman genellikle gayrimenkul veya bankadaki parası üzerinden bir miras listesi oluşturuluyor. Bu örnekte bize o şahsın hangi eşyasının, hangi varlığının terekeye kayıtlı olduğunu anlatabilir misiniz? Birkaç tane örnekle. Evet, yani oldukça fazla. Örneğin şurada bir cübbe görüyoruz. Burada bir kaftan. Mustafa Şerif'le başlamış. Çitari çemberle devam ediyor. Yani kıyafetleri, kitapları, bir tane mangal görüyoruz. Bir tane sandık var. Eşyalar kaydedilirken hem adetleri hem de kıymetleri altına yazılıyor. Bundan başka eşyaya değer katacak. Örneğin burada kakum kürk görüyoruz. Çok değerli bir kürk. Kürkler farklı niteliklerde olabiliyor, fiyatları değişebiliyor. Kıyafetlerinden mutfak araç gereçlerine, ev eşyalarına kadar çok detaylı bir liste karşımıza çıkıyor. Yani o zaman bugünkünden farklı olarak diyelim ki ben
vefat ettim. Benim tereke defterim çıkarıldığı zaman misal üzerimdeki işte pembe de pièce diye yazıyor ve bunun bedeli de altına belirtiliyor. Evet, terekeleri zaten kıymetli yapan maddi kültür için bu ayrıntılar oluyor. Biz dolayısıyla 18. yüzyıl, 17. yüzyıl Osmanlı bireylerinin kıyafetlerini, gündelik yaşamlarını kullandığı eşyaları çok detaylı bir şekilde görme şansına sahibiz. Peki bunun fiyatı belirleniyor dediniz. Yani o halde şahıs öldükten sonra hemen tereke defteri yazılmıyor. Hemen yazılmıyor. Yani literatürde bilinenler hemen tutulduğu yönünde ama bizim bulgularımız, araştırmalar bunun vakit alabildiği. Çünkü bunların çoğunlukla İstanbul'da en azından büyük şehirlerde müzayedeyle satıldığını görüyoruz. Gayrimenkul gibi satışı uzun süren mallar olabiliyor. Çünkü miras malının ederini bulmasını istiyor. Geride kalan varislerin mağdur olmamasını istiyor. Bu varisler çoğunlukla reşit olmayan çocuklar, kadınlar da olabiliyor. Burada Osmanlı hukukçuları, idarecileri hassasiyeti gösteriyorlar. Bunu... Şuraya kadar mı malları yazıyor hocam? Burada devam ediyor. Burada Niye böyle bir sanki böyle bir fiyonk atar, düğüm atar gibi orada bir kesmiş? Şimdi bazen şu yapılıyor. Evindeki eşyalar ayrı, sahil hanesindeki eşyalar ayrı veya dükkanındaki eşyalar ayrı ayrı listelenebiliyor. Bu da öyle bir liste. Öyle bir liste. Arkada da devam edecek. Daha terekesi, envanter kısmı bitmedi. Terekenin giriş kısmıyla başladık. İkinci bölümü envanter, mal dökümü kısmı arka sayfada devam ediyor gelirse. O zaman ikinci sayfayla devam edelim. Bu o zaman varlıklı birisi ki ikinci sayfaya kadar da iş uzamış öyle mi? Evet. Yani terekeler uzun ve kısa olabiliyor. Bunu belirleyen temel nokta kişinin mal varlığı. Mal varlığı ne kadar uzunsa liste o kadar uzun oluyor. Sayfalarca süren terekeler var. Bir sayfada 3-4 tane tereke de görebiliyoruz. Yani o kadar az. Kişilerin mal varlığına bağlı. Burada devam etti ve şurada bitti artık mal varlığı. Burada alacakları var, gayrimenkulleri var, özel eşya hepsi var ayrıntılı bir şekilde. Tek şartı kişi öldüğü zaman onun mülkiyetinde olması. Yani herhangi bir hanedeki evdeki bütün mal varlığını göstermiyor. O kişiye ait malları gösteriyor. Toplam değeri burada yazdıktan sonra terekenin 3. bölümüne geçiyoruz. Bu da terekeden yapılan masrafları gösteriyor. Çoğunlukla teçhiz ve tekfinle, defin masraflarıyla başlıyor. Borçları varsa onlar kaydediliyor. Mahkemeye ödenecek vergiler, harçlar kaydediliyor. Ve şurada masraf kısmı bitiyor. Tereke toplamından masraf düşülüyor. Burada bir de vasiyeti varmış, onu da düşüyor. Burada vergiyi burada yazmış, resmi kısmet miras vergisini. Şu kalan rakam artık taksim edilecek rakam. İki tane mirasçısı vardı, eşi ve yeğeni vardı. İki mirasçı İslam miras hukukuna göre hisselerini alıyorlar. Ve böylece tamamlanmış oluyor.